Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Girdim mutfağa kahvaltı hazırlıkları için. Yine bu sabah da maydanoz kürüyle başlayacağız. Murat'la ikimize yine maydanoz kürü yapıyorum. Orada daha rondoya basmadım. Sonra 3 tane de yumurta koydum. Zeynep'e de irmik lapası yaptım, böyle pişti. Şimdi Ali'ye de birazcık koyacağım çünkü canı çekiyor Zeynep yerken, böyle muhallebi gibi. O yüzden bunlar da dün akşam Murat'a meyve doğradım. Onları suya koydum böyle. Detoks suyu hazırladım. Tarçın, elma kabuğu, o şekilde. İçeceğim onu bugün de gün içerisinde. Ben böyle hemen kahvaltı yapamıyorum arkadaşlar. Bu maydanoz kürünü içtikten sonra dün de yapamadım. O yüzden şimdi yine kendime kahvaltı tabağı hazırlamıyorum. Ali ile Murat'a böyle hazırlayacağım işte. Zeytin, peynir, domates, yumurta, o şekilde. Çayı da koydum. Çay içerim ama. O şekilde kahvaltılarını yaparlar. Ben dediğim gibi maydanoz kürünü içerim. Ondan sonra bir bardak çay içerim. Sonra detoks suyu içerim. Sonra acıkırsam yine girerim mutfağa, çocuklar için bir çorba yaparım. Çorba içerim. O şekilde akşam yemeğine kadar uzadı oluyor yani. Yani böyle ihtiyaç duymuyorum yani. Yoksa acıksam yerim tabii ki de, ekmeksiz de olsa. Ama istemiyor canım. Tam yumurtalar da haşlandı. Bu irmik lapasını da şimdi alayım tabağa. Böyle bu şekilde oluyor. Çok seviyor. Arkadaşlar, soktuk Ali'yi banyoya. Saçlarını tıraş yapıyoruz. Önce makasla aldık. Bu modeli... Herkes yapamaz bu modeli. Bu modeli çok küçükken, bebekken yapmıştık. Çok tatlı oluyordu. Tepeler uzun, enseler komple sıfır. Yine öyle yapacağız bakalım. Makinamız da artık gidiyor. Bu eve taşınımızda almıştık. Yani bu sakal için bir makine. Murat evet, için. Bayılıyor böyle. Ali'nin saçları da maşallah fırça gibi. Aynen, upuzun ve sık Ali'nin saçları. O yüzden biraz zorlanıyor Murat. Ali Murat gibi istiyor saçlarını. Ama öyle yapmayacağız tabii. Üstlerde bırakacağız. Aha, biz üstlerde, tepelerde bırakacağız. Ondan sonra enseleri komple böyle sıfıra vuruyor. Zaten çok çabuk uzuyor saçları. Şimdi yazanlar olur, ay nasıl kıydınız saçlarına diye, ama kendisi istiyor arkadaşlar. Çok terliyor, rahat edemiyor. O yüzden böyle bir sıfıra vuralım ve rahatlasın dedik. Enselerden şöyle. Enselerden sıfır. Buraları zaten benim gibi oldu. Dokun. Aha, çok güzel annem. Hemen uzayacak o. 2-3 güne toparlayacak. Gör bak. Buğday tanesi gibi uzayacak. Makinede zorla ittire kaktıra gidiyor işte. Bir de orada... 30 liralık makine ne olacak? Bir tıraş parasına makine aldık. En son Ali'nin saçlarını kaça kestirmiştin? Burada 40 lira. Bazı yerlerde 20 lira. Semtine göre değişiyor. Ya 40 lira verdi. Ali'nin saçları da maşallah. Aynı babası, aynı. Anne bir kessene. Çok güzel anne. Anne bir kes, bir şey diyeceğim. Daha bismillah yeni başladık. Ali sıkıldım demeye başladı. Güzel oluyor mu Murat? He? Ne bileyim. Burası böyle modelli oldu. Ay. Şahtı şahbaz oldu. Aynen. Bitsin de öyle görelim ya. Tamam, son halini yine resim olarak koyarım bakalım. Ali'nin saçlarını kesti Murat. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Enseler sıfır. Üst katlar böyle katlı katlı. Şimdi duş aldırdım. Zeynep'i de yıkacağım. Yan dön bakalım. Oo, çok güzel. Dön 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 dön. Harika. Şimdi kurutma makinesiyle birazcık şey yaptım. Dağıldı tabii. Artık tahriş olmuş. Tahriş olmuş birazcık ensesi buradan. Oy yavrum. Çok güzel oldu. Şimdi Ali saç modelini merak ediyor. O yüzden videoya çekeceğim. Videoya çektim o yüzden. Şimdi ona göstereceğim bakalım. Gözüne de aynı sefa balsamını süreceğim. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, Masal Pijama Diyarı'ndan bana harika bir pijama takımı geldi. Bandırmada yerleri var.
Ama her yere, tüm Türkiye'ye kargo yapıyorlar. Instagram hesapları da burada yazıyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıya linkini de bırakacağım. Hem pofuduk pofuduk hem de böyle penye. Çok kaliteli pijama takımları var. Instagram sayfalarında zaten modelleri var. Hemen sizlere açıp göstereyim. Evet arkadaşlar, pijama takımını açtım. Göz bandı hediyeli takımları çoğunlukla. Sayfada hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına, eşlerinize, bayanlara birçok model var. Hem gecelik hem pijama takımı. Ben böyle bir model seçtim. Polar takımlar da var. Kararsız kaldım. O kadar güzel ki hepsi kararsız kaldım. Ama evler sıcak olduğu için polar tercih etmedim. Eğer evleriniz biraz soğuksa polar takımlardan tercih etmenizi öneririm. Çok güzel desenleri. Yıka yıka hiçbir şey olmuyormuş. Arkadaş da kullanıyormuş hatta. Bana öyle tavsiye etti ama ben evler sıcak olduğu için tercih etmedim. Şöyle göz bandı var. Hediye. Şöyle altında çiçekli pijaması. Üstünde de böyle pembe bir üst var. Bunun yakası düğmeli olanlar da var emziren anneleri için. Fiyatları, kaliteleri çok güzel. Çeşit çeşit modeller var. Sayfayı linke bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz modellere. Şöyle bir model de varmış arkadaşlar. Polar. Hem de şapkası çok tatlı. Ama dediğim gibi bizim ev sıcak olduğu için ben öyle almadım. Penye tercih ettim. Penyesi de yumuşacık. Çok kaliteli. Çok teşekkür ediyorum sayfaya da buradan. Eğer ürünleri incelemek isterseniz Instagram hesabından takip alın. Biz akşam yemeği için mutfağa girdik Murat'la birlikte. Bulaşıklar vardı, onları yıkadım ben. Murat burada mantar tavuk doğrama işlemi yapıyor. Burada önce mantarları kavuruyorum. Bir yandan da burada pilav yapıyorum. Tereyağı, sıvı yağ karıştırdım. Bir 10-15 dakika pirinci sıcak suda tuttum. Ondan sonra da biraz pirinci böyle çevirdikten sonra tuzunu da kattım tabii. Tamam. Şimdi suyunu ekleyelim. Mantar fazla geleceği için Murat onları önce doğruyor, böyle temizledik. Buzluğa kaldıracağız. Geçen buzluğa kaldırdım. Çok pratik oldu benim için. Bir tek tavuğu doğramak kalıyor. Körili mantarlı tavuk yapınca rahat oluyor yani. Sizin de aklınızda olsun. Hiçbir şekilde kötü de olmadı. Nasıl tavukla karışıyor ya, o yüzden. Şimdi pilavın suyunu koyalım. Evet, pilavın et suyunu ve tuzunu da koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladığı için ağır ağır pişireceğim. Şimdi altını kısıyorum. Burada da mantarlarımız kavruluyor. Güveçte yapacağız bu arada. Kremalı yapmayacağız. Güveçte mantarlı tavuk yapacağız. Daha YouTube'a yeni başladığımız zamanlarda yapmıştık. Hatırlıyor musun Murat? Evet. Ona özel böyle tarif çekmiştik. Aynen. Şimdi gene kaç sene aradan sonra. Ondan sonra bir daha yaptık mı hatırlamıyorum ben. Daha yaptık gibi geliyor ya. Hep kremalıya alışınca. Nadir, evet. Bakın camlar nasıl buhar olmaya başladı. İllaki bir aralık istiyor. Açmak gerekiyor. Bir de ben detoks suyu yapmıştım ya. Dün Murat'a doğradığım bütün elma kabuklarını böyle suya koydum. Tarçınlı. Şimdi içtim arkadaşlar. Öyle şekerli ki. Hani meyve şekeri diyorlar ya. Gerçekten öyle çok şekerliymiş. Yani yeşil elmadan olsa daha iyi olur. Onu düşündüm. Çünkü bu kırmızı elma çok şekerliymiş. Kırmızı ve sarı elma. Meyve şekeri derler. Şey, Canan Karatay derdi. Meyveyi de fazla kaçırmayın. Meyvenin yoğun şekeri var. İyi değil diyet sürecinde diye ama çok fazla şey. Yoğun bir şeker tadı alıyorum. Şimdi burada mantarlar kavrulunca bunları alacağım. Valla pişince de az oldu. Murat çok mu oldu dedi. Çok koymayalım dedi ama. Ali de mantarı sevmiyor ya pek fazla. Tam böyle. Çok tam ya. Tamam o zaman, yeter böyle. Yeter bu kadar. Pilavımız burada ağır ağır olsun.
Murat buzluk içinde, orası mantarları. Ben de bir telefonumu şarja takayım. Şarjım bitiyor çünkü. Evet arkadaşlar, şimdi mantarları ben soteledim. Onları niye önceden soteledim biliyor musunuz? Çünkü böyle daha güzel bir lezzeti oluyor. Yani yemeğin içine koyunca haşlama gibi, böyle bu ayrı yapınca kızartma gibi böyle daha lezzetli oluyor. O yüzden yani önceden kızarttım. Şimdi bütün malzemelerimi hazırladım buraya. Önce soğan, sarımsak koyacağız içine. Ondan sonra havuçları, tavuğu koyacağız. Soğan ve sarımsak koyduktan sonra tavuğumuzu koyacağız. Bir suyunu salsın, çeksin. Bu mantarları ikiye bölüp buzluğa gidecek. Domates, havuç, kırmızı biber, onlar en son konulacak. Güveçli de çünkü biraz pişecek. Hadi hemen başlayalım. Şöyle aynı tencerede yapıyorum. İyice lezzetler birbirine giriyor. Ne varsa evde koyabilirsiniz. Patates, sebze, patlıcan, matlıcan falan varsa, bu zamanda da bilmiyorum patlıcan iyi olmaz tabii ama yani ne varsa koyabilirsiniz bu güveçin içine. İlla bu malzemelerin olmasına gerek yok. Ona göre, damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. İstediğinizde ekleyin, çıkartın. Biber biber de koyabilirsiniz. Biber biber başladım ben gene. Çiftelemeye kelimeleri. Evet. Şimdi tavukları atalım hemen. Biraz sonra rengi dönene kadar pişirelim. Fırında da pişecek. O yüzden pek fazla beklemeyelim böyle. Evet. Evet. Bütün her şeyi karıştırdım. Kırmızı biber, havuç ve biraz da bezelye varmış. Onları da attım. İçine tuzunu koydum. Karıştırdım. En üste koyacağım domatesleri. Çünkü hemen eriyor. Şimdi karıştıracağım bakalım hepsini. Şöyle güveçlerin içine alacağım. Annem yapmış yemeğimizi. Harika oldu. Bakalım tadını ben çok merak ediyorum. Bakın şöyle bir tavuklu, mantarlı, domatesli, havuçlu, marullu bir şey. Aslında bu kaseye koyduğumuz için böyle biraz Japonlara benzetmiş gibi geldi. O ne? Bu da kalan suyu. Evet arkadaşlar, güveçlerimi tepsiye koydum. Üzerine bütün domatesleri dizdim böyle. Şimdi Zeynep bir taneyi tabii ki de bitiremeyecek. Hatta Zeynep'e ben şöyle koydum dibinde kalanı. Pilavla birlikte yedireceğim. Şimdi birazcık erken, birazcık zaman geçsin, ondan sonra süreceğim fırına. Birazcık domatesler böyle büzüşmeye, erimeye başladığı anda hemen kaşar peynir rendesi koyacağım üzerine. Tabii Zeynep'e koymayacağım. Eklemeyeceğim Zeynep'in güvecine. Bunu yedirdikten sonra belki yer mi bir daha bilmiyorum ama yine sofraya oturur bizle birlikte. Çok az böyle başka bir tabağı alırım. Kalanını da Murat yer. Çünkü güveçler küçük olduğu için belki bir tane yetmeyebilir. Pilavım da burada hazır. İyice çeker içini de. Şimdi işlerim var. Mutfaktan çıkıyorum ben artık. Son halini artık akşam yemeğinde gösteririm sizlere. Anladın mı aşkım? Hepsini yaptım. Arkadaşlar biz kestaneleri biliyorsunuzdur közmatikte yapıyorduk ama yeni bir metot keşfettik. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Şimdi size ondan bahsedelim. Kestaneyi böyle arkadaşlar uzunlamasına kesiyoruz. Gözüküyor herhalde. Ve kaynar suda 10 dakika 15 dakika işte hepsi bitene kadar, diğerleri bitene kadar bekletiyoruz. Ardından fırında kızarana kadar. O kadar kolay soyuluyor ki, o kadar lezzetli oluyor ki. Muhakkak böyle tavsiye ediyorum. Bir de böyle deneyin.
Üzümatiktekinde lezzet ayrı ama bu şekilde çok güzel soyuluyor yani. Şimdi hep birlikte göreceğiz zaten. Kestane fiyatları boyutuna göre bizim Bursa'da 20 liradan 35 liraya kadar arttı. Değişiyor. 30 lirada hiç görmedim ama ilk defa gördüm bugün bu pazarda işte. Hiç o kadar pahalı görmemiştim. Evet, bu aldığımız 30 liralık bakalım. Ben Murat'a dedim, herkes kestane toplamaya gidiyor. Murat biz de gidelim ya dedim. O dedi öyle kolay mı dedi. Aynen, bayağı zor bunu toplamak. Ben hiç toplamadım da. Meşakkatli bir iş yani. Zeynep de üzerine döktü birazcık ama değiştirmedim yine. Yatarken değiştiririm dedim. Yemek zaten hep döküyor. Önlük de olsa. Bir de 2 yaş sendromuna girdi Zeynep. Evet. Ne yapıyor? Beğenmiyor. İnatlık yapıyor. Acayip hem de. Hep dediğini yaptırmaya çalışıyor bize. Hem dediğini yaptırıyor. Hem de bazı şeyleri yapmak istemiyor. Yani çok acayip. Ben de inat değilim. Emine de inat değil ama. Hiç hem de hiç. Bu kız kime çekti acaba? Ali de öyle. Ali'ye bir şey derim, tamam der, devam eder. Tam yok kız. Ama Zeynep? Bir de maşallah bu araya iş daha çok güzel açıldı Zeynep. Kilo da almış. Baba. Evet, seviniyoruz o yüzden. Baba, mama. Hı, mama yapıyorsun. Evet. Evet. Baba. Hey kızım. Mama. Aa, ne var bakalım. Böyle azarlıyor. Hı, yap. Hı, yap Zeynep. Zeynep, köpekler göre çöpleri de atmış kızım. Köpeklere bir kız bakayım. Kız köpekleri. Hı, yap. Can isterse yapıyor. Evet, annem diyor geçen 2 güne diyor bir şey öğretemedim diyor. Gösterse neyi öğretmeye çalışıyordu? Babaanneyi ne kadar seviyorum bu kadar. Kollarını açmayı. O da öğretmeye çalıştı. İki güne hebe diyor. Gideceğim diyor anca herhalde. Yani öğrenmek de öğreniyor ama istemiyor. Yapmak istemiyor. Aynen. Bu araba yemiş. Çapan ne? Onun gibi oldu. Aynen. Mama. Mama kızım. Ben yiyeceğim mamaları. Bebek. Bebek yemeyecek. Abi yiyecek. Ya bir yağlı gibi kestaneler böyle baksana zor elini kayıyor. Aa. Ya. Keşke niye yıkadık bunları? Aa niye? Sen öyle değil mi? Aynen. Evet. Gerçekten öyle dışlarısı. Parlasın diye bir şey mi döktüler? Ha? Ne bileyim zor tutuyorum elimde çok. Ayo. Yavaş elini kesersin valla. En korktuğum şey. Geçen kestim zaten daha yarası en iyileşti. O zaman ne yapıyordun? Yeni kestane mi? Ne bileyim hatırlamıyorum. Ya geçen biz o kestaneyi yaptık ya resmen böyle kestane şekeri gibi çıktı böyle. Harika oluyor. Bakalım şimdi o gün göstermemiştik. Çekmedik videoya. Bakın bunu gösterecek şimdi. Burada sıcak suda bekliyor kestaneler. Onu da annemle aldıydık bize gelirken. Evet. Annem buradayken yapmayı unuttuk. Annemin yanına verdik artık giderken. Ne yapalım? Kısmetliyiz. Ya her akşam tatlı çıktı. 3 gün zaten full tatlı vardı. Evet. Öteki akşam cipsler, çekirdekler. Sıra anca geldi. Annem de gitti. Yanına koyduk annemin. Kestik, doğradık, suda beklettik. Dedik sadece fırına sür.
O herhalde suda kaynatma yaptı ama fırın lezzetini almıyorum. Ben. Suda kaynatınca değil mi? Evet. Bu fırın lezzeti başka oluyor. Aynı sokakta yediğim gibi. Kestancilerdeki gibi. Çok kolay soyuluyor ya. Soyulması çok güzel. Arkadaşlar ya Zeynep ne yaptı biliyor musunuz? Zeynep'e bak. Burada kesilmemiş kestaneye git sen buraya at. Murat da diyor ki patlar o kesin diyor. Aynı bizim soba macerasına döner diyor. Onu bulmak lazım diyor. Senin içine patlar şimdi bilmiyorum nasıl ne kadar patlar da camı bile patlatmasın. Ay şimdi ara dur onu. Tek tek bakacağız şimdi. Mecbur bakacağız. Ay bu mu değil? Ne çamuruymuş yıkadım bile ha. Yıkadık onları. Şimdi gene yıkayacağız. Sonra da bu tepsinin içinde yapacağız. Şu var. Yok bu da değil. Ali dur annem. Ay. Kız bir de patlar fırın camı mama her şeyi ne yaparız? Ev sahibi de ne kızar? Ne? Aha buldum. Onu mu atmış? Evet. Değil mi? Aynen. Başka atmış mıdır acaba görmeden? Yok, ay iyi şükür bulduk ya. Kız bizi evden kovduracaksın mı sen? He? Kız sen bizi evden kovduracaksın ya. He? Senin vukuatların bitmiyor Zeynep. He kızım he oğlum. He oğlum. Ver bakalım o neymiş. Fare şey gibi yapacaksın. Tövbe tövbe. Hay Allah'ım. Bitti mi? Bitti. Finish. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi birazcık beklesin. Hemen fırına sürelim. Ondan sonra çocuklar yedikten sonra uyuyacaklar çünkü. Ya. Pandosları nasıl bu arada? Süper. Perfect. Ne oldu ya? İşte görüyor musunuz sinirim? Bak. Ne yaptı? Kız kim yaptı onu? Ha mamalarını mı aldı? Mama. Ah ben senin abine. Ben de mozaik pasta yapacaktım. Çıkarttım buraya her şeyi. Sonra vazgeçtim işte. Bundan koymuştum. Onları yemiş. Ona kızıyor. Tamam bir tanecik al. Bir tane kestane yiyeceğim. Bir tane. Bir tane. Bir tane anlayışına bak. Bir avuç. Şunları da alalım bir sakatlık çıkmadan. Buzluğa atmak için mozaik pasta yapıyorum. Şimdi bütün malzemeleri koydum buraya. Videosunu çekmeyeceğim daha önce çektiğim için. Murat da birazdan gelip kestaneleri fırına sürer. Sıcak suda bekletti, süzdü. Çocuklar da içeride enerjilerini atıyorlar şu an. Onları dediğim gibi kestane yedirdikten sonra uyutacağım. Ocağı falan hiçbiri silmedim. Daha mutfakta işim bitmedi çünkü. Şimdi hemen hızlı bir şekilde ben yapayım. Ondan sonra yarın keserken sonucu sizlerle paylaşırım. Yarınki videoda görürsünüz büyük ihtimal. Bilmiyorum dayanamayıp bu akşam da yine gece kesebiliriz de. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar evde toz şeker kalmadı. Murat da illa istiyor tatlıyı. O yüzden küp şekerle yapacağız. Küp şeker eriteceğim sütle birlikte. O şekilde normalde 3-4 kaşık toz şeker giriyor bu mozaik pastanın içine. O çok oldu, çok oldu. 3 kaşık, 3-4 kaşık burada var mıdır bunları eritince? Kestiremiyorum ki şimdi. Bence burada az var. 3 kaşık. Çünkü çok boşluk var bunların içinde baksana. 3 kaşık yok ne? Mudur üç orada? 3 kaşık ne? Toz şeker. Ne kaşığı 3? Yemek kaşığıyla. Kepçeyle. Yoktur herhalde. Ne? Vardır ya, vardır. Çok da şekerli olmasın ya. He? Yeter o kadar, yeter. Ne kaybederiz ki? Kilo kazanırız. Sütünü koyayım mı? Yani koy. Tamam, sütünü koyuyoruz. Kestaneler fırından çıktı ama çok sıcak. Murat da hemen koştur koştur çocuklara. Ama bak. Çok çok güzel soyuldu. Bakar mısın? Yedirmek isteyen bak. Benim elim daha sıcağa dayanıklı. Ben açayım ister. Bak, burada çok bilmişti. Hemen elledi. Görüyor musun şunu? Evet. İşte arkadaşlar bu böyle çok güzel oluyor. Bunu yeni keşfettik. Bakın çizgi şimdi daha net belli. Bu şekilde çizin yani. Boydan boya yandan evet, böyle. Evet artı yapıyordu sıcak. Murat. O sıcak. Zaman biraz zor soyuluyordu. Evet. Ne oldu? Ay. Şöyle şey koyayım. Hiç susmuyor.
Dökelim. Kabukları bunun içine atalım. Bak Murat bazen böyle bıçağı kaçırıyor, komple yapıyor. Bu da zor soyuluyor sonra. Şunlar çok güzel işte ya. Şöyle boydan boya enine kesmeniz yeterli olacak. Aynen, çok pratik soyuluyor ya. Murat şimdi hemen kestaneleri soyup çocuklara yedirip onları direkt yatış. Ali çok mutsuz. Çünkü dakika başı yaramazlık yapıyorum. Az önce Zeynep Ali'nin yatağını biberonu boş atmış. İkisini yeni doldurduk. Yatağı peteğin üzerine dik dedi. Kurusun bakalım. Zeynep'in odasında yatacaklar herhalde. Zeynep'in üzerini komple değiştirdim. Ali'nin üzerine pijaması bir tek kaldı. Al oğlum aç avcunu. Al annem at ağzına sen. Aç avcunu oğlum. Zeynep'in üstünü, zıbını, bezi, her şeyin değişimi. Her yer su gibi göl olmuş yatak. Anlatamam size ya böyle. Heh. Ne annem? Ses. Ha, ASMR videoları izleyince Ali ses dinletiyor size. Ay çok sıcak, çayı bile içmeyelim dedi Murat. Emine. Emine diyor hemen diyor bunları yedirelim. Doğru daha saat 8:30. Bak Zeynep çünkü hiç durmuyor arkadaşlar. Ya önce bak şunları herkes içeriye gideyim fırından çıkartayım yanmadan dedim. Kaşla göz arasında arkamdan bir gelmiş. Beni düşürüyordu. Bir de mutfak masasına sandalyesini çekiyor. Tezgahın üzerine bakacak uzanıp. Ha, şikayet ediyor bakalım Zeynep'i. Bak, bu akşam çok kızdırdı beni. 2 yaş ergen. Bak bir de ne yaptı? Fırının derecesini ne yapmış? Evet, fırın derecesine bir baktık maksimumda. Ben de dokunmadım. Herhalde dedim Emine biraz üzeri kızarsın diye koymuş. Hayır. Hiç ellemedim bile. Bak hiç durmuyor ya. Pıt 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 böyle bak. Bak. Minik cadı, küçük cadı. Kumandayı saklıyor arkadaşlar bir yere. Sonra ara dur. Arada bulamıyorsun. Ocağı istersen birkaç yusunu aradan çıkartıyor yetkiye. Baba diye atıyor. Ama imkanını bulamazsın yani. Hayır asla bulamazsın. Ne yapacaksın? Senin kızın işte Murat. He? Bizim yapmadığımız yaramazlıkları Zeynep'e ya. Ben hiçbir yerde görmediğimi görüyorum. Biraz yaramazlıklarını anlatalım. Hep güzelliklerini gösteriyorum. Nazar değiyor. Biraz da böyle. Değil mi? Yaramazlıklarını anlatalım. Bir şey yani olmaz. Hep böyle şey değil Zeynep. Bak, ay ne oldu? Zeynep yani hep böyle aynı güzel sakin, ay yemeğini de güzel yiyor, ay oyunu da güzel yapıyor, buyu da çok güzel diyenler için bak, anlatalım. Hiçbir tanesi dalmadan çıktı. Bu görüyor musun Emine? Bakalım. Sarının üstüne de sarı kesten amma da güzel çıkar ya. Patlıyor. Ya çok güzelmiş bu yöntem. Ne oldu? Vay. Ali ellemesin. Ali ellemesin Zeynep. Ali ellemesin. Eli yanar. Eli yanacak eli. Bak. Bak yandı. Ellemedi. Ellemedi Zeynep. Ya. No. Daha Türkçe konuşmadan no. Karış yanacaksın oğlum. Kız sen var ya. Çok sıcak annem. Oğlum ben seni soydum bunları mı yiyemiyorsun? Oğlum buradan yiyemezsin ben ki onu bile. Ay yandı. Dayanamıyor. Bak çay olsaydı seni dökürmüşüm mesela. Aynen öyle bak masayı dedi. Sehpa yarıya kadar kalkıp indi çünkü. Oğlum ilk soyduğum hangisiydi? Karıştırdınız. Dur. Ay kafam döndü vallahi. Bunlar çırpınıp duruyor burada şey gibi. Kümesteki tavuklar gibi Murat. Sorma ya. Çırpınıp duruyorlar. Bunlar uyudu mu anca böyle beynim sakinliğine, böyle bedenim dinlenliğine. Ay. Zeynep geri giderken takıldı düşüyordu. Zeynep nasıl oldu? Nasıl oldu öyle? Ay, öyle mi oldu? At ağzına at soğumuştur. At ağzına. Görüyor musun? Bizim ev böyle curcuna. Hep hareketli. Hiç sakinlik yok evde. Anca Ali derse Zeynep öyle uykusundaysa Murat televizyon açıyor. Ben diyorum ki açma şu televizyonu ne olursun diyorum. Arkada bir şey dönsün istemiyorum. O da diyor yok diyor. Böyle sessizlik diyor. İçimi karartıyor bazen diyor. Ondan sonra ben de açma diyorum. Ben de sessizlik istiyorum. Sakinlik böyle. Çünkü o zaman anca insan dinlendiğini hissediyor. Bu sıcak elimde yana tutuyor.
Sonra zaten bir saat. Annem alev soğudu. Çocuğu. Aa, alev çocuğu soğudu. Ali'nin saçlar bu arada çok güzel olmuş değil mi? Murat 40 liraya kestiriyordu aşağıda. Yani tabii ki pürüzleri var ama arkadaşlar makinamız eskidi. Bir de makina sakal için. Tıraş, sakal tıraşı için. O yüzden bu kadar oldu yani. Kusurları varsa da bir şey olmaz. Altlar uzayacak zaten. Birkaç güne görürsünüz. Altlarda uzama olacak. Eşitlenecek orada. Bir dalgalanmalar var ama o kadar olur. Evet. Mama. Evet kızım. Çıkartma mı böyle bak. Neyse hadi kestaneleri ben de küçük küçük parçalayayım, yedireyim çocuklara. Sonra çay saatinde biz görüşürüz bakalım. Ağzını açıyor bakıyor bir de. Ağzında var mı diye. Çocukları uyuttuk. Mutfağı temizledim. Elde yıkanacakları da yıkadım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi çayları dolduralım bakalım. Murat'a da böyle bir kase çekirdek koyduk. Kestaneler bitmedi arkadaşlar. Saklama kabına koydum, soydum. Yarın çocuklar yer. Seviyorlar böyle atıştırmayı. Mısır patlatmıştım, onu da koymuştum saklama kabına. Hop hemen bitirdiler vallahi. Bugün. Zeynep de mamayı bıraktıktan sonra iştahı açıldı. O yüzden yiyor yani. Ben de burada sizlere veda edeyim artık. Bayağı gürültülü bir yandan kettle, bir yandan bulaşık makinesi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.